Spinoza ve kıskançlık. Duyguları ele alışı söz konusu olduğunda Spinoza'nın çokça eleştiriye maruz kaldığını biliyoruz. Genel kanının aksine Spinoza, duyguların rasyonel bir temeli olduğunu düşünüyordu. Yani duyguların da pek tabii anlaşılabilir, açık bir nedeni olduğuna inanıyordu. Yeter ki anlamayı deneyelim. Ona kalırsa hiçbir duygu öyle kendi kendine doğamazdı. Kendinde ve kendi için bir duygu yoktu. Her duygu, o duyguyu taşıyan insanla, o insanın gücü ve güçsüzlüğüyle yakinen ilgiliydi. Duygular, rastgele oluşan şeyler değildi. Onlar bizim başımıza gelen şeyler olduğu kadar bizim ürettiğimiz, mümkün kıldığımız şeylerdi. Şöyle diyordu Spinoza. Öyleyse kendi kendine meydana geldiği düşünülen nefret, öfke, kıskançlık gibi duygular da bütün diğer tekil şeyler gibi aslında doğanın zorunluluğundan ve kudretinden kaynaklanmaktadır. Spinoza'nın kastı, mutlak bir zorunluluk, umarsız bir şartlanmışlık değil ama insanın duygular ve duygulanımlarla sürekli kat edilen ve tam da bu yola durmadan değişip dönüşen doğasının mümkün kıldığı zorunluluktur. Basitçe ifade edecek olursak, eğer ki bir duyguyu hissediyorsak o duyguyu alımlayacak ve tabii ki o duyguyu mümkün kılan duygulanımdan yani o duyguyu yaratan etkenden etkilenecek bilişsel temeli de önceden hazırlamışızdır. Spinoza'ca duygu düsturudur bu. Kötü duygu vardır belki ama yanlış duygu yoktur. Her duygunun doğru ve haklı bir temeli vardır. Spinoza'ya kalırsa aslında sadece iki tür duygu vardır. İlki neşedir, ikincisi kederdir. Diğer tüm duygular az ya da çok bu duyguların duygulanma hallerinin kipleridir. Diyelim ki tüm duygular neşe ve kederin yeğenlikleridir. Eğer ki bir duygu eyleme ve var olma gücümüzü arttırıyorsa neşenin bir varyasyonu olacaktır. Yok arttırmıyor, azaltıyorsa kederin bir varyasyonu olacaktır. Spinoza için duygularla ilgili mesele bu denli basit ve nettir. Onlar bizi yapıp etmekten, var olmaktan, yani eyleme gücümüzün sürekli bir artışıyla varoluşta sürüp gitmekten ya alıkoyar ya da bizi ona sevk eder. Bu anlamıyla duygular Spinoza için, onun açıkça yaşamcı bir filozof olduğunu düşünecek olursak büyük bir öneme sahiptir. Spinoza'nın Etika 2 tam bölümünü duygulara ayırmış olması boşuna değildir. Bu bölümler sadece duyguları ele almakla, incelemekle kalmaz ama onların doğalarını ve dolayısıyla hangi koşullarda ve ne şekilde ortaya çıktıklarını neredeyse kusursuz bir şekilde açıklar. Spinoza duyguları açımlar ama iyi bir nedenle yapar bunu. Gücümüzü ve güçsüzlüğümüzü anlamamız, kendimizi daha iyi tanımamız, tanıyabilmemiz için. Spinoza'nın kılı kırk yaran duygu analizleri onu hazin bir tespitte bulunmaya yöneltmişti. İyicil bir nitelik atfettiğimiz çoğu duygu özünde kötücüldür. Kötücülden kasıt Spinoza için X duygusunun acizlikten doğduğu ve acizliği beslediğidir. Dolayısıyla kötücül bir duygu hem doğumu hem de varoluşu itibariyle bir tür yetersizlikten, güçsüzlükten müteşekkildir. Bu tip bir duygu eyleme gücümüzü, kudretimizi azaltır. Acizlikten doğan duygu tutku halini alır ve taşıyıcısını kasıp kavurur. Etken değil, edilgen duygulardır bunlar ve var oldukları müddetçe de böyle kalırlar. Spinoza'ya kalırsa kıskançlık denen duygu da bunlardan biridir. Etika'da kıskançlıkla ilgili şöyle der Spinoza. Kıskançlık başlı başına bir nefrettir, yani kederdir. Şöyle derse kıskançlık insanın etki gücünü ya da çabasını kısıtlayan bir duygudur. Kıskançlık bir nefrettir. Çünkü en nihayetinde kıskanılan insanın kederinden neşe ve pek tabii neşesinden de keder duymaya götürür. Bu anlamıyla kıskançlık tohum halindeki hasetten başka bir şey değildir.
Oysa ki sevgi duyduğumuz insanın neşesinden neşe duyarken, kederinden de keder duyarız. O halde yalnızca sevmediğimiz, yani bizi şu ya da bu şekilde kederlendiren insana karşı bir kıskançlık hissedebiliriz. Sevdiğimize imreniriz belki ama sevmediğimizi kıskanırız. İmrenmenin kıskanmadan farkı, imrendiğimiz kişiye sevgi duyarken, yani onunla sevgi temelli bir ilişki kurarken, kıskandığımız kişiye nefret duymamız, yani onunla nefret temelli bir ilişki kurmamızdır. Spinoza ancak sevmediğimiz insanı kıskandığımızı söyler. Oysa bugün ancak sevdiğimiz insanı kıskandığımızı söylüyoruz. Hatta kıskançlığı sevginin başlı başına bir belirtisi olarak görüyoruz. Kıskanmıyorsak sevmediğimizi, kıskanılmıyorsak sevilmediğimizi düşünüyoruz. Düşünüyorum da Spinoza olsa kesin kes şöyle derdi. Nefreti sevgiyle karıştırıyorsunuz. Sevgiyi nefrete buluyorsunuz. Üzgünüm ama hiçbir şey anladığınız yok. Oysa aslında birini bir başkasından kıskanmamız hem kıskançlığımızın kaynağı olan kişiye karşı duyduğumuz sevgisizliği hem de sevdiğimizi düşündüğümüz kişiye karşı duyduğumuz güvensizliği gösterir. Bu açıdan kıskanan hem sevme yoksunu hem de özgüvensizdir. Spinoza da kuşkusuz böyle düşünüyordu ama bunu en net dile getiren Descartes'ti. Aynı şekilde karısını kıskanan bir adamı da ayıplarız. Çünkü bu onun karısını gerektiği gibi sevmemediğinin ve hem kendisine hem de karısına iyi hisler beslemediğinin bir işaretidir. Karısına gereken sevgiyi göstermediğini söylüyorum. Çünkü ona karşı gerçek bir sevgi beslemiş olsaydı ona asla güvenmemezlik etmeyecekti. Ama bu adamın sevdiği karısı değil ki sadece tek başına sahip olduğu sandığı bir nimet. Zaten kendisinin bu nimete layık olmadığına ve karısının da sadakatsiz olduğuna kanaat getirmemiş olsaydı onu kaybetme endişesi de duymayacaktı. Nitekim ironiktir de bu. Kişinin sözde sevdiği, kıskandığı kişinin aslen kendisinden başka biri olmadığını imler. Kıskanan, sözüm ona sevdiğini kendisinden kıskanır. Üçüncü bir şahıstaysa olsa olsa sevgisizliğine ve güvensizliğine bir temel bulur. O kadar. İşin garibi ancak ortaklığımız olan yani ortak bir paydaya sahip olduğumuz bir kişiyi kıskanmamızdır. Der ki Spinoza. Bu durumda insanın arzusunun kısıtlanması yani insanın kendisine benzemeyen birinde herhangi bir meziyet gördüğü için kederlenmesi mümkün değildir. Dolayısıyla insanın bu şekilde başkasını kıskanması da mümkün olmayacaktır. Kıskanması için karşısındakinin ancak kendi doğasından olduğunu düşünmesi gerekir. Bundan kasıt doğamızla yani yapıp ettiklerimiz ve arzuladıklarımızla benzeşmeyen bir doğaya sahip olduğuna inandığımız bir insanı kıskanmamızın mümkün olmamasıdır. Kıskanırız. Çünkü kıskandığımız kişiyle aynı doğadan olduğumuza inanırız. Yani onunla aynı şeyi arzuladığımızı düşünürüz. Bu anlamda kıskançlık da bile bir tevazu vardır. Kıskanan kıskandığıyla aynı doğaya sahip olduğunu çoğu zaman farkında olmasa da peşinen kabul etmiş olur. Öte yandan kıskanan, kıskandığı kişi de kıskandığı şeyi ona özgü olarak algılamaz. Eğer öyle algılasaydı kıskanılacak bir şey de olmazdı. Çünkü o kişinin kendine özgürlüğünü, kişisel anlamdaki saf farkını kabul etmiş ve olduğu haliyle bilmiş olurdu. Şöyle kıskanan, ancak kıskandığı kişide kıyaslandığı şeyin salt o kişiye özgü olmadığını düşünmesi halinde o kişiyi yani kıskandığı kişiyi kıskanabilir. O halde kıskanan hali hazırda kıskanması itibariyle kıskandığı kişinin tekilliğini anlamaktan acizdir. Kıskanan tam da kıskançlığı yüzünden kıskandığı kişiyi tekilliğinden koparır ve tipikleştirir. Diyelim ki kıskançlığını bu yolla meşrulaştırır. Bu açıdan kıskananın derdi kıskanılanlarla değil ama kendiyledir. Spinoza'nın da dediği gibi kıskanan kıskandığı kişiyle aynı doğadan olduğunu yalnızca düşünmekte kalır. Onu bilmez. O kişiyi de bu nedenle sevmez. Çünkü kıskanan kıskandığı kişiye baktıkça yalnızca kendi eksikliğini duyumsar. O kişiyi tamlığında ve bütünlüğünde göremez. O kişi de ancak kendi yoksunluğunu görür. Onun yeterliliğini ve kendi yetersizliği olarak bilir.
Kıskanan çoğu vakit kıskandığı kişi de kıskandığı şeyi kıskandığı kişinin de aynı şekilde arzuladığını düşünür. Yani kıskanan kıskandığı kişideki kıskandığı şeye duyduğu özgül arzuyu kıskandığı kişiye de doğrudan yansıtır. Diğer türlü olsaydı kıskananın bir şeye ilgi duymanın pek de tabii farklı yolları da olabileceğini düşüneceğinden kıskanacak ne bir nedeni ne de nesnesi olurdu. Ama kıskanan kıskanıyorsa ve kıskandığı şeyi o şeye dair kendi bencil arzularından bağımsız düşünemez. Yani kıskanılan kişiyle kıskanılan şeyi birbirinden tas tamam ayıramaz. Onun için bu kıskanılan şeyle kıskanılan kişi bir ve tektir. Bir kişinin meziyetini kıskanan, örneğin o kişinin meziyetiyle neyi, neden ve nasıl yaptığını tam anlamıyla anlamazsa da o kişiyi kıskanabilir. Çünkü kıskandığı meziyetle üretilen işin tekilliğinden, eşsizliğinden çok ki bunu hakikaten anlayabilseydi kıskanması da mümkün olmazdı. Olsa olsa alçak gönüllü bir hayranlık duyardı. Muhtemelen meziyetin beraberinde getirdiği türlü faydalardır. Diyelim ki ündür, paradır, statüdür vesairedir. Bu açıdan kıskanan kıskandığı neyse onu kendi arzularının tekelinde anlamadan ve bilmeden yani kendi arzularına indirgemeksizin kıskanamaz. Dolayısıyla kıskanılan kişiye de bu arzuları dayatmadan duramaz. Ama böyle yaptığında dönüşlü olarak ne sözde kıskandığı meziyeti ne de onu mümkün kıldığı ortaya çıkardığı ürünü tam manasıyla anlayabilecektir. Ve böyle de acizliğinde debelenip duracaktır. O halde kıskanan ancak kendisini bir başkasıyla ortak bir payda üzerinden kıyaslama durumunda kıskanabilir. Yani kıskanan öyle gözüküyor ki kıskandığı kişiyi şu ya da bu açıdan baz almak suretiyle kendi değerini belirler. Ama tam da bu nedenledir ki kıskanan kişi kıskandığı kişinin kaybından mutluluk, kazancındansa mutsuzluk duyar. Çünkü onun kaybını kazancı, kazancını ise kaybı olarak bilir. Mutluluğunu kıskandığı kişi ya da kişilerden mutsuzluk katsayısına endeksler. Oysa hakiki mutluluk Spinoza'ya kalırsa ancak kişinin özsel farkını, eşitsizliğini yani eşsizliğini kavraması ve bilmesiyle mümkündür. Hakiki sevinçtir ki kıskançlıktan ve daha pek çok kötücül duygudan kibir, öfke, alay, nefretten azadedir. Onları aşar. Açıkça şöyle söyler Spinoza. Çünkü kişi kendi eylemlerini hayal ettikçe sevincini de yinelenir ve eylemlerini daha mükemmel şekilde açığa vurup bu eylemleri daha seçik şekilde hayal ettikçe sevinci artar. Yani bu eylemlerini diğerlerininkinden ayırabildiği ve onları tekil şeyler olarak görebildiği ölçüde sevinci artar. Öyleyse kişi en büyük mutluluğu kendini temaşa ederken başkalarında o bulmadığı bir özelliği kendinde fark ettiğinde yaşayacaktır. Bu açıdan kıskançlık için rahatlıkla kişiler arasındaki özsel farkın müphem bir eşitsizlik olarak görülmesi halinde ortaya çıkan edilgen bir duygudur, bir hezeyandır diyebiliriz.